Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç kökü kalmayan ve sadece yaprağı kalan bir orkide nasıl kurtarılır tüm püf noktalarıyla göstereceğim. İlk olarak böyle bir orkideyi gövdeden kesiyorum. Gördüğünüz üzere kolaylıkla kesildi. Çünkü köklerinin neredeyse hepsi çürümüş. Bu tarz orkidelerin çürüyen köklerini kesiyoruz. Köklerini temizlediğim orkideyi şimdi dezenfekte edeceğim. Orkideyi dezenfekte etmek için bugün soğan kullanacağım. Soğan bildiğiniz üzere içerisinde bol miktarda antioksidan olan bir sebzedir. Ve soğan içerisindeki antioksidan özellikle bitkilerinizi dezenfekte etmek için çok işe yarar. Eğer orkidelerinizde bir hastalık ya da böceklenme durumu varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. İhtiyacım olan yarım soğan ve yarım soğanı bu şekilde ince dilimlere ayırıyorum. Ayırdığım soğanı boş bir tabağın içerisine koyuyorum. Buradaki metotta üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar su soğanın içerisindeki besinleri suya vermesini hızlandırır. Bakın toplamda 400 ml kaynar su koydum yarım soğanın üzerine ve şimdi bunu soğuması için serin bir yerde bekleteceğim. Soğuduktan sonra bunu çiçeklerimiz için kullanacağız. Yeterince soğuyan soğan suyunu şimdi süzüyorum. İçerisindeki soğan parçalarını ayırıyoruz. Soğan suyunu posasından ayırdım ve bunu nasıl kullanacağımı sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Küçük bir bardağa soğan suyunu koydum ve şimdi orkidemin gövde kısmını suyun içerisine koyuyorum. Bu suyun içerisinde orkide 40 dakika kalacak ve dezenfekte olacak. 30 dakika soğan suyunda beklettiğim orkidemi çıkarıyorum. Orkide yeterince dezenfekte oldu. Gördüğünüz üzere kök kısmını özellikle suyun içerisinde bıraktım. Ve şimdi orkidemizin kök çıkarımını kolaylaştırmak için yeni bir yöntem deneyeceğim. Bunun için bu şekilde plastik bir bardağa ihtiyacım var. Alt kısmını gördüğünüz üzere deliyorum. Yuvarlak ve biraz büyük olması gerekiyor. Her iki taraftan da V şeklinde kesikler attım. Şimdi ihtiyacım olan bir sünger. Bunun için bulaşık süngeri kullanıyorum. Sizler isterseniz pamuk da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi sadece sünger kısmını alıyorum. Bunu da yine aynı şekilde orkidenin gövde kısmını içerisine oturtabilmek için bakın bu şekilde kestim. Ve şimdi gövde kısmını bu şekilde tutturarak biraz önce hazırladığım plastik
Bardak içerisindeki deliğin içerisinden çıkardım bakın. Gövde kısmı bu şekilde aşağıda duracak. Çünkü buradan su alacak. Geniş bir tabağın içerisine koyuyorum ve içerisinin arıtma suyu koyuyorum. Buradaki yöntemde orkide gövdesine bağlı olan süngerin ucu suyun içerisinde ve sünger yavaş yavaş suyu çekerek orkidenin yeniden yeni kök çıkarmasını kolaylaştıracak ve bunu bol ışık alan bir pencere kenarına bırakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere orkidem bu yöntemde aylar geçtikten sonra yeni bir yaprak çıkardım ve tabii ki yeni kökler de çıkarmaya başladım. Şu anda 3 tane kökü var ve bunlar giderek artacaktır. Sizler de orkideleriniz eğer köksüzse ve neredeyse hiç yaprak kalmadıysa bu tarz orkideleri bu yöntem ile kurtarabilirsiniz. Böylelikle orkideniz zaman içerisinde daha da büyüyerek birden fazla kök çıkaracaktır. Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken tabağın içerisindeki su bittikçe su eklemeniz gerekiyor. Yani süngerin ucu sürekli suyun içerisinde kalmalı. Kesinlikle kuru kalmaması gerekiyor. Ve ikinci püf nokta bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Diğer bir püf nokta orkide kökleri en az 4 ya da 5 tane oluncaya kadar ekmiyoruz. Bu da yine köksüz olan bir orkidem ve köklendirdiğim bir orkidem. Eğer orkidenizin ekim aşamasını merak ediyorsanız bu şekilde en az 4 ya da 5 tane kökü olmalı ve her bir kök uzunluğu 4 ya da 5 santim olması gerekiyor. Orkideniz bu şekilde olduğu zaman ekebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.